yapısından ve mantığından bahsetmiştik. Tek bir karakter bakımından yapılan çaprazlamaydı. Neydi bu karakter? Mesela sadece göz renkleriyle alakalı yapılan çaprazlama ya da sadece saç rengi ya da sadece ten rengiyle ilgili yapılan çaprazlama için monohibrit çaprazlama demiştik. Yani monohibritte tek bir tane melez karakter vardı. Dihibrite geldiğimizde bugün dihibritten bahsedeceğiz. Dihibritte genetik çeşidi bulma, fenotip çeşidi bulma bunlardan bahsedeceğiz. Şu anda dihibrit çaprazlamadan bahsederken öncesinde şunu söylemek istiyorum. Yani monohibrit çaprazlamayı unutmamış olmanız gerekiyor birincisi. Çünkü tabii ki bunlar ikisi birbiriyle bağlantılı durumlar ki bundan sonraki konular zaten bu çaprazlamayla alakalı ilerleteceğimiz konular olduğu için çaprazlamaları iyi bilmenizi istiyorum. Gelelim dihibrit çaprazlamanın ne olduğuna. Öncelikle di demek iki demek. Yani iki tane karakterim var. Bunu bir cebe koyalım. Yani iki farklı karakter. Bu nedir? Saç rengi ve göz rengi. İkisinin aynı anda bir bireyde olmasını istiyorumdur. Atıyorum ya da işte sarışın ten yani beyaz ten ile kıvırcık saçın mesela bir bireyde olmasını istiyorumdur. Yani burada iki farklı karakterden kastımız bu şekilde bizim dış görünüşümüze yansıyan ama genetikimiz tarafından da kontrol edilen özelliklerimiz olmuş oluyor haliyle. O yüzden genel bir kavram açıklaması yapacak olursak dihibrit çaprazlamada iki karakter yönüyle ve melez iki karakterin çaprazlaması durumu söz konusu. Zaten hibrit kelime anlamıyla melez demekti hatırlarsanız. O yüzden de iki tane melez karakterin iki farklı bireyde çaprazlanması durumuna biz dihibrit çaprazlama diyoruz. Menden bu konuyla alakalı şöyle bir çalışma yapmış. Videosunu Menden bezelyeler üzerinde çalışmıştı ve bezelyeler üzerinden bu çalışmalarını yerine getiriyordu. Menden iki karakter bakımından homozigot iki bireyi çaprazlayarak ilk önce bir F1 döle elde etmişti. Bakın iki karakter bakımından homozigot iki birey. Ne demek bu? Şöyle söyleyelim, bezelyelerde tohum şekli ve tohum rengi bir karakterdi hatırlarsanız. Bunun yanında sarı tohum ya da düzgün tohum olması da bir özellikti. Menden şöyle yapmış. Homozigot sarı ve düzgün tohumlu bir bireyle. Yani sarı tohum, şunu da belirtelim o zaman yeri gelmişken. Sarı tohum bezelyelerde yeşil tohum rengine baskındır. Düzgün tohum şekli de buruşuk tohum şekline baskındır. Bunu unutmayalım. O yüzden de sarı ve düzgün tohumu büyük harflerle sembolize edeceğiz baskın olduğu için. Sarı ve düzgün tohumlu bezelyeler büyük S, büyük D şeklinde ifade edildi. Bunun yanında yeşil ve buruşuk tohumlu bireyi çaprazlayabiliyoruz. Bakın ben burada homozigot yazmışım ama hatırlarsanız resesif karakterlerde homozigot diye belirtmeye gerek yoktu. Çünkü resesif karakterler fenotipte etkisini ancak homozigot olduğu durumda gösteriyordu zaten. O yüzden de yeşil ve buruşuk içinde küçük S, küçük D ifadesini kullandım. Bununla alakalı bunlar parietal dön genotip gösterimi oluyor aslında. Parietal dön ebeveynlerin sahip olduğu özellikleri ifade ediyordu bize. Gamete geldiğinizde büyük S ve büyük D'den gelebilecek tek gamet zaten büyük SD'dir. Yani sarı ve düzgün tohumdur. Yeşil ve buruşuktan gelecek olan ise yeşil küçük S ve küçük D olarak ifade edilen yeşil ve buruşuk tohumdur. Yani biz gametleri bulduğumuzda hatırlarsanız gamet çeşidini hesaplarken 2 üzeri N formülünü kullanıyorduk. N heterozigot karakter sayısıydı. Burada heterozigot bir karakter olmadığı için yani hibrit bir karakter olmadığı için en başta 2 üzeri 0'dan bir tane gamet oluşur dedik. İşte o bir gamette bir tanesi büyük S büyük D, bir tanesi küçük S küçük D'dir. Bu ikisinin çaprazlamasıyla bir F1 bölümü elde etmiştir. Bakın buraya kadar iki farklı karaktere sahip iki bireyi çaprazlamış oluyorum. Ve ben bu şekildeki dihibrit çaprazlamama başlamadan önce F1 dönümü bulmuş oluyorum bileyim. Anlaştık mı? O yüzden de F1 dönüm heterozigot düzgün ve heterozigot sarı tohumlu bir bireydir. O yüzden de biz F1 dönümü için sarı ve düzgün fenotipli bireyler ortaya çıkarıyoruz. İşte bundan sonra F1 dönümdeki bu heterozigot bireyler kendileştirilerek
kendileştirme demek kendisiyle çarpma anlamına geliyor arkadaşlar. Kendileştirilerek bir dihibrit çaprazlama yapılır ve dihibrit çaprazlama sonucunda benim elde ettiğim birey F2 dönüdür. Bunu unutmayın. F2 dönü. Yani biz dihibrit çaprazlama ile F2 dönümdeki bireylerin fenotip ve genotip çeşitlerini, fenotip ve genotip oranlarını buluruz. Anlaştık mı? Şimdi gelelim şöyle ifade edecek olursak, parietal dönüm kendileştireceğiz. Yani biz bu kendileştirme işlemini yaparken aslında dihibrit çaprazlama yapmış oluyoruz işin aslı. Kendileştirme işlemini yaparken bakın iki tane heterozigot karakterim var benim. Yani iki tane hibrit karakterim var. Zaten benim konum ne? Dihibrit. İki tane hibrit karakter çarpacağım. İki tane hibrit karakterim var. Bu hibrit karakterinden oluşan gametleri bulmam lazım. Az önceki formülü yine burada da uygulayabilirim. 2 üzeri n'den 2 tane heterozigot karakterim, yani hibrit karakterim olduğu için 2 üzeri 2'den 4 tane gamet oluşturuyorum. Peki bu 4 tane gamet ne? Ona bakalım. Öncelikle arkadaşlar bakın, gametleri bulurken iki farklı karakterimiz var sonuçta bizim. Bu gametleri bulurken karakterler arasında kendi arasında bir dağılma yapabilirsiniz bulmakta zorlanıyorsanız. Nasıl? Mesela büyük S ile büyük D bir gamettir, yazdım. Büyük S ile küçük D bir gamettir, yazdım. Küçük S, ikinciye geçiyorum. Küçük S ile büyük D bir gamettir, yazdım. Küçük S ile küçük D bir gamettir, yazdım. Yani ben 4 tane gametimi bu şekilde bulabiliyorum. Kendileştirme yaptığım için diğer bireyimin de gametleri aynı şekilde gelecek. Şurada isterseniz bunu nasıl yaptığından kısaca bahsedeyim. En azından bir gamet bulmada eğer zorlanırsanız diye bir çaprazlamada bunu kullanın. Mesela büyük S, küçük S, büyük D, küçük D dedik ya. Şöyle, birinciyle birinci, büyük S, D. Birinciyle ikinci, büyük S, küçük D. İkinciyle birinci, küçük S, büyük D. İkinciyle ikinci, küçük S, küçük D. Bakın 4 tane gametimi bu şekilde oluşturmuş oldum. Yani buradaki yaptığım işlem bu aslında benim. Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz bir Punnett karesi kavramından bahsetmiştik. Ama Punnett karesi biraz sizi oyalayacak bir durum. Fakat ben bundan yine bahsedeceğim. En azından nasıl yapıldığını bilin. Kimisine daha rahat gelebilir bu. Kafası karıştırmadan yapabilir bu şekilde. Kafası karışmadan daha rahat anlar. O yüzden ben bundan da bahsedeceğim. Öncelikle şurada Punnett karesini size bir göstereyim arkadaşlar. Ben burada doğrudan fenotip ve genotip oranlarını yazdım. Onu Punnett karesine göre yazdım normalde. Ama Punnett karesi kullanmadan da yazabilirim. Onu da göstereceğim. Şimdi Punnett karesine baktığımda bakın gametlerimi buraya yazıyorum. Bu bir dişi bireye ait gametler ya da erkek bireye fark etmez. Buraya da diğer bireye ait gametlerimi yazıyorum. Bakın gametleri yazıp bir kare çıkarttığımda, bir Punnett karesi çıkarttığımda ben buna işte bu gösterime Punnett karesi gösterimi diyorum. Şimdi burada büyük S ile küçük ve büyük D, yani sarı ve düzgün tohumlu bir bireyle sarı ve düzgün tohumlu bir bireyin oluşturabileceği genotip yazmış oluyorum buraya. Büyük S, büyük S, büyük D, büyük D. Yine aynı şekilde yani bu alanları doldurarak arkadaşlar yatay ve dikey durumları, ortak kesişim yerlerinde bu karakterleri, bu gametleri doldurarak bir genotip haritası çıkartıyorum aslında benim. Şimdi ben buraya işaretler koydum. Şöyle ki, şimdi biz burada birinciye bir iki dedik ya, birinci için işte sarı tohum, düzgün tohum, yeşil tohum, buruşuk tohum kavramlarından bahsettik. Yani burada benim birinci oluşturacağımla karşı taraftaki, yani diğer bireyimin birinci oluşturacağı gamet için oluşturacağı, yani bir genotip bütünlüğü için iki gameti birleştireceğim neticede ben döllenme yaparken oluşturacağım genotip için bu ikisinin birleşim noktasındaki büyük S, büyük S, büyük D, büyük D'yi alıyorum. Değil mi? Yani benim buradaki durumum ne? Sarı ve düzgün tohumlu bireyler. Sarı ve düzgün tohumlu birey ifadesi biliyorsunuz fenotipik bir ifadeydi. Sarı ve düzgün tohumlu bireylerin hepsini alacağım ben şimdi. Bakın sarı düzgün, büyük S var, büyük D var. Sarı düzgün, sarı düzgün, sarı düzgün. Yani kesişim noktalarındaki birleşim bana dihibriti, dihibrit karakterin çaprazlanması sonucunda oluşan F2 dönümü veriyor. Yani burası bana aslında F2 dönümdeki genotipleri veriyor arkadaşlar. Tamam.
4 tane oradan, 4 tane buradan gamet geldiği için 4 kere 4, 16 tane gamet oluşur ya da 16 tane genotip oluşur diye de ifade edebiliyoruz. Onun dışında tekrar herkes isimlerine baktığımızda sarı düzgün, sarı düzgün, sarı düzgün, sarı düzgün. Toplamda 9 tane sarı ve düzgün tohumlu bir genotipe sahip bireyin oluştuğunu görüyoruz. 16 karakterden, 16 tane genotipten. Şimdi ben buraya sarı düzgün, sarı düzgün, sarı düzgün ve sarı düzgün olanların oranlarını yazdım. Bu oranları her birey için tek tek hesaplama yaparak bulabilirsiniz. Yani çok da şuradaki oran en azından bizim için çok önemli değil. Benim için önemli olan oran şuradaki orandır arkadaşlar. Sarı ve düzgün kaç tane tohumun oluştuğudur benim için önemli olan. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Yani neden ilk sarı düzgün diyoruz? Hani burada birinciyle birinci yazdık ya. O birinciyle birinci büyükse büyük de. Yani hem sarı hem düzgün olmuş oluyor. Sarılar baskındı, düzgünler de baskındı. O yüzden de sarı düzgün birey 9 tane. 16 tane genotipten 9 tanesi. Ferotipten daha doğrusu 9 tanesi sarı ve düzgün olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında 3 tanesi sarı ve buruşuk. Nasıl? Birinci ile ikinci demiştik. Birinci sarıydı, oradaki ikinci ise buruşuğu ifade ediyordu. Sarı ve buruşuk, bunları da yuvarlak bir temsil ettim ben sizin için. Sarı buruşuk, sarı buruşuk, sarı buruşuk. Yani büyük S olacak genotipte ama büyük de olmayacak anlamına geliyor bu ifade. Küçük diye küçük diye olanları alacağız anlamına geliyor. O yüzden sarı buruşuk 3 tane çıkmış oluyor. 3 tane yeşil buruşuk çıkmış oluyor. Ben isterseniz şöyle de yazayım arkadaşlar. Sarı düzgün. Tamam mı? Bunu ifade eden. Şuraya geldiğinde sarı buruşuk. Büyük de ama büyük S ama küçük de. Yeşil buruşuk dediğimde yeşil küçük S ile sembolize ediliyor. Pardon, burada yeşil düzgün yazıyor. Düzgün büyük D ile ifade ediliyor. O yüzden büyük küçük S büyük D. Yeşil ve buruşuk olduğunda ise küçük S küçük D şeklinde ifade ettiği gösterim olmuş olacak. Bu da sadece en son bütün resistiflerin birleşmesiyle meydana gelmiş bir durum olmuş oluyor arkadaşlar. Yani yeşil ve buruşuk tohum 1/16 oranında, yeşil ve düzgün tohum 3/16 oranında, sarı ve buruşuk tohum 3/16 oranında, sarı ve düzgün tohum ise 9/16 oranında karşımıza çıkıyor. Buradaki 16'lar şu 4 tane burada gamet var, 4 tane de burada 4 kere 4, 16'dan gelen sayıdır. Bunu da bilelim. Peki kaç tane genotip, kaç tane fenotip oluştuğunu nereden bileceğiz diye bir soru gelirse eğer. Biliyorsunuz fenotip çeşidi ve genotip çeşidini hesaplıyorduk biz. Genotip çeşidi 3 üzeri N formülüyle N yine heterozigot karakter sayısıydı ki bizde dihibrit bir çaprazlama olduğu için 3'ün karesinden 9 tane genotip oluşuyor diyoruz. Bu genotipler şunlardır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9 farklı genotip var burada. Bunun yanında fenotip çeşidinde 2 üzeri N formülünden, bakın şurada ifade ettim arkadaşlar bunları ben. 2 üzeri N formülünden 2'nin karesi 4'tür. Bunlar bana genotipleri verirken ki zaten burada genotip oranı diye de belirtmişim. Buradaki sarı düzgün, sarı buruşuk yani şu ifadeler var ya, gamet ifadeleri. Onlar da bana fenotipi veriyor. 1, 2, 3, 4 tane fenotipi oluşmuş oluyor bu şekilde. Yani neticede genotip ve fenotip çeşidini 9 ve 4 şeklinde söyleyebiliriz. Dihibrit bir çaprazlamada genotip ve fenotip oranları var. Hatırlarsanız monohibrit çaprazlamada da aynısı vardı. Dihibrit bir çaprazlamada da bunlara değiniyoruz. Şöyle ki monohibrit çaprazlamada hatırlarsanız 3'e 1 bir oran çıkıyordu. Fenotip oranında ise bakın fenotip oranları bunlar da değil mi? Bunların hepsi birer fenotiptir demiştik ki zaten burada fenotip olduğunu belirttim arkadaşlar. Fenotip oranları için 9, 3, 3, 1 yani o altını sadeleştirerek 9, 3, 3, 1 yazabilirsiniz direkt. Peki bu nereden geliyor derseniz şöyle
Yani işin aslında değil mi çaprazlamalarda fenotip oranı 9-3-3-1'dir. Bu oranda herhangi bir değişim durumu söz konusu olmaz. Dihibrit bir çaprazlamadan bahsediyorsam. Genotip oranı çok karşımıza çıkmaz. Hatta neredeyse hiç karşımıza çıkmaz. Ama yine de ifade edelim 1-2-1-2-4-2-1-2-1 şeklinde karşımıza çıkıyor. O da şu. Bakın şurada. 2, orada 2 yedik yani şunlardan bir tanesini oraya yazabiliriz. 4, 1, 2, 1, 2, 1. Yani bu ifadeler, buradaki ifadeleri karışık yazdığımızda da hiç fark etmez nasıl yazdığımız. Bunlar karşımıza çıkar bize. Monoid bir çaprazlamadan açıklayacak olursak da şöyle ki, genetik oranı monoid bir çaprazlamada 1, 2, 1'di. Bir tane de monohibrit daha getirdiğinde 1-2-1, yani iki tane monohibrit bir dihibrit eder. Bunu çarptığında işte 1-2-1-2-4-2-1-2-1 şeklinde bu oranı bulursunuz. Dediğim gibi bu oran çok sık karşımıza çıkmasa da bazen test kitaplarında dihibrit çaprazlamada genotip oranı işte aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir diye sorular gelebiliyor. Doğrudan bilgi sorusu. O zaman şu aşağıda yazdığım yani 1-2-1 ile 1-2-1'i çarparak bir dihibrit çaprazlamanın genotip oranını bulabilirsiniz arkadaşlar. Dihibrit çaprazlamanın aslı, dihibrit çaprazlamanın özü bu şekildedir. Dihibrit çaprazlamadan sonra bahsedeceğimiz şeyler aslında polihibrit çaprazlamalardır. Polihibrit çaprazlamaları örneklendirmeler üzerinden yapacağım. Dihibrit çaprazlamada çok fazla hani bu bezelyelerle vesaire bunlarla alakalı sorular çok sık karşımıza gelir. O zaman yani dihibritin iki karakter bakımından yapılan çaprazlama olduğunu bilmenizi ister. Bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Teşekkürler. Dihibrit çaprazlamayı geride bırakırken arkadaşlar biraz polihibrit çaprazlamadan bahsetmek istiyorum. Bir de çaprazlamalar yapılırken yani poli çaprazlamalardan bahsetmek istiyorum aslında. Polihibrit deyince sanki yani çok fazla hibrit karakterin çaprazlanması gibi bir durum aklımıza gelebilir. Böyle bir şey olabilir zaten. Olmaz diye bir şey yok. Fakat mesela şurada ifade ettiğim çaprazlama bir polihibrit çaprazlama ifadesi değildir baktığımızda. Ama yine de biz bunu polihibrit çaprazlamaymış gibi söylüyoruz. Çünkü ikiden fazla karakter etkilidir bir çaprazlamada diye söylediğimizden dolayı. O yüzden ben çaprazlamalarda fenotip ve genotip çeşitliliğinin hesaplanmasıyla alakalı bir iki örnek çözmek istiyorum. Bir de aklımıza takılan birçok şey zaten bu sorular dahilinde geliyor genel itibariyle. O yüzden bunlara değineceğim. Bir de dihibrit çaprazlamadan bahsettik. Dihibrit çaprazlamanın gösteriminden de bahsettik. Ama sorularda karşımıza geldiğinde bazen bunun ayrımını yapamıyoruz. Bir de onunla alakalı burada ufak bir örneğim var. Onu da beraber yorumlayacağız. Şimdi arkadaşlar polihibrit çaprazlamalarda yani poli çaprazlamalarda her bir karakter ayrı ayrı çaprazlanarak istenilen sonuçlar ayrı ayrı bulunup birbiriyle çarpılır ve sonuç elde edilir. Fenotip ve genotip çeşitleri ya da oranları ya da ne isteniyorsa bu şekilde bir sonuca gitme durumu söz konusudur. Yani şöyle bir çaprazlama gördüğünüzde bakın burada 3 karakter var. 1, 2, 3, ABD. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, ABD. Yani 2'den fazla olması poli olduğu anlamına geliyor. Çok olduğu anlamına geliyor. Böyle bir çaprazlamada her bir karakter kendi arasında çaprazlanır diyorum. Yani ne demek istiyorum? A'ları kendi arasında çaprazlıyorum arkadaşlar. Heterozigot 2 tane A varmış. Bunları kendi arasında çaprazlıyorum. Birinciyle birinci. Birinciyle ikinci. İkinciyle birinci. İkinciyle ikinci. Tamam. B'leri kendi arasında çaprazlıyorum. Bakın heterozigot bir B var. Burada ise homozigot dominant bir B var. Çaprazlıyorum. Birinciyle birinci, birinciyle ikinci, ikinciyle birinci, ikinciyle ikinci şeklinde ifade ediyorum. Ve daha sonra da D'leri kendi arasında çaprazlıyorum. Şöyle bir çizgi koyayım aralarına karışmasın. Homozigot resesif D ile heterozigot D'yi çaprazlamış burada da. Birinciyle birinci, birinciyle ikinci büyük harfi başa yazıyorum çünkü baskın karakterler, baskın özellikler her zaman başa yazılır demiştik. İkinciyle ikinci, ikinciyle ikinci diye söylüyorum. Şimdi ufak bir kalem değişikliği yapalım.
yansımak demekti, değil mi? Benim burada şu üç tane karakterimden büyük A gelecektir, şundan küçük A gelecektir, değil mi? O zaman benim A karakteri için fenotip çeşidim nedir? Ya büyük A'dır ya küçük A'dır. O yüzden de ben A için iki tane fenotip oluşur diyorum. Büyük A ya da küçük A. B'ye geldiğinde, bakın B'de homozigot dominant, homozigot dominant, heterozigot, heterozigot durum söz konusu. Ve B'nin bir tane baskın karakteri genetikte bulunuyor olması onun fenotipte kendini göstereceği anlamına geliyor hatırlarsanız. O zaman burada benim resesif bir özelliğimin fenotipe yansıma ihtimali yoktur. Çünkü tamamında baskın karakter söz konusudur. O yüzden B'den gelecek olan fenotipim 1'dir. O da büyük B'dir. Bunları da yanına yazayım isterseniz. Büyük A, küçük A'dır diye yazıyorum. Gelelim D'ye. D'ye geldiğimizde ise D'den bana gelecek olan fenotip. Bakın şurada bir heterozigotluk durumu var. Büyük D gelir baskın karakter olduğu için. Şurada homozigot resesiflik durumu var. Küçük D gelecek. Yani ya büyük D ya küçük D çıkabilir böyle bir çaprazlamada. O yüzden D içinde iki tane fenotip olabilir diyorum. Yani ya büyük D ya küçük D olabilir diyorum. Ve işte burada yapacağım şey hepsini birbirine çarpmak. 2 çarpı 1 çarpı 2'den 4 tane fenotip oluşur ifadesini kullanıyorum. Genotipe geldiğinde ise genotip durum yani genotipik ifadeler, genotipik gösterimler bize hatırlarsanız homozigot dominant, homozigot resesif, heterozigot diye söylemlerimiz bizim genotip olarak ifade ediliyordu. O zaman burada genotipe baktığında bakın bir tane homozigot dominant var A için. İsterseniz genotip çeşidini şuraya yapayım, orada karışmasın. Genotip çeşidi A için. Bakın, homozigot dominant var. Anlaştık. Heterozigot var. Homozigot resesif var. Yani toplamda 3 tane genotipim var. Evet. B için homozigot dominantım var ve heterozigotum var. Toplamda 2 tane mi? Başka bir durum söz konusu diye çaprazlamama bakıyoruz. D için nedir? Heterozigotum vardır. Bir de homozigot resesifim vardır. Yani sonuç itibariyle baktığımda kaç tane? 2 tane. O zaman 3 çarpı 2 çarpı 2'den 3 kere 2 6, 6 kere 2 12 tane genotip oluşur derim böyle bir çaprazlamada. O zaman genotip çeşidi sayısı da 12'dir demiş oluyorum. Gelelim ABD fenotipi bireyin oluşma ihtimali. Şöyle ifade edelim arkadaşlar. Bak. A büyük, B büyük A ve D fenotipi bireyin oluşma ihtimali. Yine çaprazlamalarında oran bulacak. Büyük A'nın gelme ihtimali 1, 2, 3, 4 taneden şu 3 tanesinde büyük A karakteri var olduğu için genotipte o zaman burada 4 bölü 3 oranıyla büyük A gelecek. O zaman ben büyük A için büyük A'nın fenotipe yansıması için 3 bölü 4'tür diyorum. B'ye geldiğinde zaten kesinlikle büyük B gelmek zorundadır. Başka bir ihtimal yoktur demiştim. 1 yazıyorum. Yani 4 bölü 4'ten 1 olmuş oluyor. D'ye geldiğinde ise küçük D'nin gelme ihtimali. Bakın 1, 2, 3, 4 farklı durum var. Küçük D'nin gelme ihtimali bunlardan 2 tanesinde. Yani 2 bölü 4 eşittir. 1 bölü 2 sadeleştirme yaparsam 1 bölü 2'dir diyorum. Ve ben bunların hepsini çarparak 3 bölü 8 oranıyla A, B ve D fenotipli bir bireyin oluşabilir diyorum arkadaşlar. Peki, bunu da bu şekilde geride bırakmış oldum. Çünkü bu tarz sorular genelde bu soruları doğurur. Bu tarz söylemler bu soruları doğurur. Gelelim genotipli yani homozigot dominant A, homozigot dominant B ve homozigot resesif D genotipli bir bireyin oluşma ihtimali nedir demiş bana soru. Homozigot dominant A'nın gelme ihtimali hemen yukarıya dönüyorum. Homozigot dominant A 1, 2, 3, 4 farklı durumdan bir tanesinde mi var? Evet. O zaman 1 bölü 4 ihtimalle büyük A büyük A gelir.
farklı durumdan iki tanesinde mi? Yani biz buna 2 bölü 4 diyoruz. 2 bölü 4 eşittir. Sadeleştirirsek 1 bölü 2 oluyor. Yani büyük B büyük B'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir diyoruz. Küçük D küçük D'nin gelme ihtimali neyse. Bakın yine 1, 2, 3, 4 farklı durum var bunlardan. İki tanesinden küçük D küçük D gelebilir diyoruz. O yüzden de yine 1 bölü 2 ifadesini kullanıyoruz. Yani benim homozigot dominans AB, homozigot resesif D genotipli bir bireyin oluşma ihtimali neymiş? 1 bölü 4 kere 8, 8 kere 2, 16 inç. Yani sonuç itibariyle fenotip ve genotipi de bu şekilde sadece tek bir soru bakımından inceleyerek bulabilmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim şöyle bir örneklendirmeye. Bu örneklendirmede diyor ki aşağıdakilerden hangisi dihibrit çaprazlama örneğidir? Dihibrit neydi? İki tane hibrit karakterin çaprazlanması durumuydu. Birinciye bakıyorum bakın. İki tane yani hibrit karakter var ama bir tane sadece A'ya bağlı bir hibritlikten bahsetmiş. Bu bir monohibrit gösterimidir. Buraya baktığımda bakın bir tane İki farklı karakter göstermiş ama içlerinde bir tane monoluk yani bir tane hibritlik durum var. O yüzden bu da aslında monohibrittir deriz. Çünkü bakın bu karakterler homozigot olduğu için onlar hiç çaprazlanmaya kabul edilmez gibi söylenir. Burada birer tane hibritlik durumum olduğu için bu gösterim için de ben monohibrittir diyebilirim. Yani iki farklı karakterimin olması o çaprazlamanın dihibrit olduğunu ifade etmez. Ama iki farklı hibrit karakterimin yani melez karakterimin olması bu çaprazlamanın dihibrit çaprazlama olduğunu ifade eder arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Bakın burada iki farklı karakter var ama ikisi de hibrit değil. Bir tanesi hibrit. O yüzden de bu monohibrittir. Buraya geldiğinde büyük A küçük A büyük B küçük B büyük A küçük A büyük B küçük B. Yani iki tane heterozigot, iki tane melez karakterim vardır. O yüzden bu çaprazlama için ben dihibrit çaprazlamadır derim. Buna tık atıyorum. Aşağıya baktığımda bir kere büyük A büyük A büyük B büyük B küçük A küçük A küçük büyük B büyük B'ye ait iki farklı karakter var fakat hibrit değil ikisi de. O yüzden de burada herhangi bir hibritleşme durumu, hibrit çarpma, çaprazlama durumu söz konusu değildir diyorum. Buraya geldiğinde bakın, burada bir dihibritlik var. Fakat dihibrit çaprazlama olarak ifade ediyorsam, karşı tarafta da böyle bir şey aramam lazım. Ama burada hibritlik bir durum yok. Bir tane de olsaydı bunu kabul edemezdim arkadaşlar. İkisinin de aynı buradaki gibi hibrit olması gerekirdi. O yüzden bu da ikinci kişisinin genotipinden kaybediyor. Yani burada bir tane, iki tane hibritin olması bunun hibrit çaprazlama olduğunu söylemez. Karşısında çaprazlanacağı kişinin de hibrit olması gerekir. O yüzden bu da burada deneniyor. Yani hibrit çaprazlama örneğimiz sadece burada gösterilen gibiymiş. Bu şekilde soruları mümkün olduğunca sık ve çok soru çözerseniz arkadaşlar yani en azından bu konular çabuk unutulacak gibiyse eğer sizde günlük bunlardan 10-15 tane soru çözmeniz hafızanıza daha iyi yer edeceğini gösterir. Lütfen konular, konular basitmiş gibi düşünmeyin çünkü bunlarla alakalı farklı sorular da gelebiliyor. Ne kadar çok soru çözerseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Umarım çözdüğüm örneklerden de konu daha iyi oturmuştur, daha iyi anlaşılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.